Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kıymetli izleyenler, yine bir Manşetten BT programıyla FM TV ekranlarında karşınızdayız. Yine gündemimiz oldukça yoğun. Gazete manşetlerini buradan sizlere aktarmaya çalışacağız. Konuğumuz Muhammed Kaynar hocamız, Fatih Medreseleri Yönetim Kurulu'ndan Muhammed Kaynar hocamız da bizlerle birlikte. İnşallah o da yorumlarıyla bize eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür ederiz Burak hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Allah kulaklıklar versin. Amin hocam. Gündem yoğun, sizin için de yoğun. Biraz önce fark ettim, sabahtan beri, böyle erken saatten beri koşturma cisindesiniz. Evet. Allah size de kolaylıklar versin. Amin hocam, Allah razı olsun. Evet, hemen Yeni Akit gazetesi ile başlayacağız ama öncesinde iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. 0216 488 0488 no numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden bizlere maillerinizi de ulaştırabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi mail aracıyla gönderebilirsiniz. Evet, hemen Yeni Akit gazetesi ile başlayalım. Yeni Akit gazetesine baştığımız zaman sür başlığında bugün Hicri yılbaşı denilmiş. Yeni yılınızı tebrik ederiz denilmiş tüm İslam aleminin. Evet, hemen manşetine baktığımız zaman saldırı onu işaret ediyor. Katliam PKK'nın işi denilmiş. Hemen Cumhurbaşkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine yer verilmiş. Kaos bir yanı tutmadı. Yerli otomobil 2016'da yollarda denilmiş. Bakan Işık tanıtı denilmiş. Acılı oğla destek denilmiş, istifa etmez, yargılanacaksın başlıklarını görüyoruz. Yine alt tarafta HDP bu kez seçmeni kandıramayacak. Ankara'da emniyet müdürü görevden uzaklaştırıldı. PKK saldırılarına kim destek vermişti? Demirtaş başlıklarını görüyoruz. Şimdi bu başlıkların hepsini teker teker değerlendireceğiz. Evet. Saldırı onu işaret ediyor. Katliam PKK'nın işi denilmiş manşetinde. Yine Akit gazetesinin Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu, devletin operasyonları sonrası köşeye sıkışan ve iki aydır ateşkes diye çırpınan terör örgütü PKK'nın Ankara'daki kanlı saldırıyı gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Daha önce HDP kazançlı çıktı demiş. Evet. Diyarbakır'da gerçekleştirilen saldırı sonrası HDP'nin kazançlı çıktığına dikkat çeken Profesör Sofuoğlu, katliamın hükümete yüklenmek istenmesinin hedef şaşırtmaca olduğunu vurguladı demiş. Evet, PKK ateşkes için çırpınıyor. Böyle bir mitingden kim kazançlı çıktı sorusunu yönelten Sofuoğlu, bu saldırı devlete yaramıyor, AK Parti'ye yaramıyor. Devlet PKK'yı köşeye sıkıştırmış ve bitirmeye çalışıyor. İşler yolunda gitseydi PKK ateşkes çağrısında bulunur muydu diye konuştu denilmiş. Evet, hemen yanında Paralel ve Doğan Medya katil Demirtaş öfkesini görmedi. Acılı oğla destek denilmiş. Evet, babam PKK yüzünden öldü diyen Harun Kanturlu'ya Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor denilmiş. Özellikle sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı arasında yer alan Acılı Oğlu'nun tepkisi terörist sever Doğan Medyası'nın yanı sıra Demirören ve Paralel Medya tarafından da görmezden gelindi. Evet, bu konuyu da değerlendireceğiz. Yine istifa etmez yargılanacaksın başlığını görüyoruz. Halkı aynen sokağa çağıran ve birçok insanın katledilmesine yol açan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözünü tutarak istifa etmesi bekleniyor. Demirtaş'ın sokak çağrısı sonrası işlenen katliamlardan dolayı yargı önüne çıkarılması beklentiler arasında denilmiş. Evet hocam, size dönmek istiyorum. Saldırı onu işaretliyor. Katliam PKK'nın işi denilmiş. Bu konuyla ilgili sizin de yorumlarınızı alacağız. Olayın üstünden dış basın diyoruz hocam. Dış devletlerin olduğu, hani tüm devlet erkanı tarafından da yapılan açıklamalar arasında
Ama yine tabii Türkiye'deki kolları, hani bunun maşaları PKK olduğu için kendi meşruiyetlerini kazandırmak için veya bu 1 Kasım seçimleri öncesinde bir takım siyasi kollarına nefes aldırabilmek için böyle bir girişim olduğu söyleniyor. Sizin de yorumlarınızı alalım. Öncelikle bugün Hicri Yılbaşı dediniz. Evet. Bugün bütün ümmet olarak, Müslümanlar olarak daha şuurlu, daha basiretli, daha başarılı, daha muvaffak nice yıllara diyoruz. Bütün izleyenlerimizin ve İslam aleminin yılbaşını tebrik ediyoruz. Allah'ım başarılı, muvaffakiyet dolu, uyanık bir sene geçirmemizi bize nasip etsin. Uyanık bir sene dememizin sebeplerinden bir tanesi de bu şu andaki konuşumuz başlıklardan misal verebiliriz. Yani bu olayın dış güçler tarafından olduğunu, dünya devletleri tarafından organize edildiğini, bu işte alakalı biraz alakası olan bir insan rahat rahat bunun adını koyabilir. Ki bu işte uzmanlar ve kanaat önderlerinin yorumları hep bu minvalde. Fakat sizin de söylediğiniz gibi sonuçta bunu Türkiye'de birilerine yaptırmaları gerekiyorsa, bu da kimin işine yarar, kimin menfaatine gelir, onlara bakmak lazım. Sonuçta bir olaylar tasarlandığı zaman ufak bir olay olarak tasarlanmıyor. Her bakımından tasarlanıyor. Mesela biz bu operasyon yapacağız. Bu operasyonun halka bilinçaltı etkisi şu şekilde olsun. Ekonomi etkisi bu şekilde olsun. Devlete etkisi bu şekilde olsun. Ve biz bunu kime yaptıracaksak ona faydası bu şekilde olsun. Sonuçta bu sadece PKK'nın faydası için yapılmış bir hareket de değil. Yani bunu da özellikle belirtmek lazım. Sonuçta burada hükümete bir gözdağı var. Hükümet buradan alacağı mesajları geniş geniş aldı. Şu anda bunların üzerinde konuşuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda açıklamaları da var. Yani net açıklama olmasa da ipuçları veriyor bu konuda. Zaten niye hep ipuçları veriyor, niye tam açıklama yapmıyor? Onu da zaten ilerleyen dakikalarda konuşuruz inşallah. Netice itibariyle bu iş hem ülkemize hem Türkiye'nin geneline yapılmış. Tabi bunu yaparken de sonuçta herkes yaptığı işin kendi hakkını alma meselesi var. Burada bütün oklar hepsi aynı yeri gösteriyor. Tabi illa ortak oldukları, beraber çalıştıkları mesele vardır ama sonuçta bu PKK meselesinin ya hükümet gerektiği kadar tehlike olarak görüp de gereken müdahaleyi yapmıyor, belli seviyeleri aşmasını bekliyor. Ki bunun da ne kadar yanlış olduğunu şu anki bu patlamalarla beraber görüyoruz. Evet. En netice Suruç meselesinde de yine 21 gün vardı seçimlere. Bütün herkes bundan fikir ki 2 puana mal oldu bir bombanın patlaması. Şu anda zaten 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım arasındaki olan bu askeri operasyonlar, PKK'nın almış olduğu büyük darbe ve seçim öncesinde HDP yetkililerinin yapmış oldukları talihsiz kendilerine göre açıklamalar, aslında kendilerini ön plana çıkartan, içlerindeki Türkiye ve İslam düşmanlığını aslında ön plana çıkartan itiraf niteliğindeki açıklamaları büyük kan kaybettirdi bunlara. Evet. Bunu da bir şekilde toplamaları lazım. Yani şunu net olarak görmek lazım. Bu adamların, yani bizim Türkiye'mizin halkıyla, üzüntüsüyle, kanıyla, evladıyla, dünya üzerindeki durumuyla hiçbir bağlantıları yok. Tamamen menfaatler çerçevesinde her şeyi mübah gören ve bugün en büyük düşmanımız dediğimiz ülkelerin yapmayacağı hareketleri bize fazlasıyla hem de bu milletin, bu meclisin ekmeğini yiyerek, bu devletin desteğini alarak bunu bize yapması, bu halka mal etmesi gerçekten insanı iki kat daha sıkıntıya, üzüntüye gark ediyor, kahrediyor tabiri caizse. Evet. Netice itibariyle işte biraz önceki söyledik ya, Allah'ım daha şuurlu bir dönem, daha şuurlu bir sene bize ikram etsin inşallah. Dostunu, düşmanını iyi ayırt edebilen kaliteli bir ümmet olmamızı ikram etsin inşallah. Ama dediğimiz gibi bu olayın olmasında bütün oklar hepsi bir yerden bir tarafı gösteriyorsa, bu işin altında ciddi bir şekilde eğilmesi lazım diyorum. Evet.
Bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi hani dedik ya 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK'ya yapılan ağır darbeler neticesinde bir takım siyasi kolları tabiri caizse zıpladılar. O yüzden de kan kaybettiler dediniz. Evet. Yani böyle bir hani kan kaybetmeyi kendileri istemezdi siyasi kollar olarak. Yani bir de şunu sormak istiyorum. Hani diyorlar ya biz barışı getireceğiz. Hani biz söylersek bu kan durur. Bu savaş durur diyorlar. Hani böyle bir kritik dönemde bile eylemsizlik kararı aldırtamadılar. Yani bir eylemsizlik kararı alındı ama o da biliyorsunuz nasıl bir eylemsizlik kararı olduğunu. Hani geçtiğimiz 7 Haziran döneminden bu zamana kadar yapılan onca PKK olayı vardı. Hani daha tabiri caizse Kandil'e söz geçiremediler. Hani böyle bir siyasi kimliğin nasıl barış getirebileceğini inanıyor musunuz siz? Yani nasıl olabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani HDP'nin PKK üzerindeki olan etkisinin aslında sıfırın altında olduğunu, üzerine HDP'nin daha kadrosunun emir eri olduğunu bu kadar açık söylüyorum. Bunu siyasetinden, Doğan medyasından tutun da bunu herkes çok iyi biliyor. Ama kim bilmiyor? Maalesef işte sadece gazeteler ve manşetlerle yönlendirilen halkın %60'lık bir kesim var. Bu kesim sadece gazeteler, manşetler ne diyor? Rüzgar nereden esiyor? Buradan esiyor. Hadi buraya doğru gidiyoruz. Mantığında olan, ki bunlar da onu çok iyi bildiklerinden dolayı, manşetlerin yönlendirilmiş olduğu halkın %60'ına münhasır olan açıklamalar. Yoksa bunların normalde Kandil'e en ufak bir dahillerin olmadığını Kandil kendi söyledi. İsim vererek söyledi. Onlar kim dedi bize dedi, çıkmış dedi, şunu yapın bunu yapın diyeceksiniz dedi. Siz dedi, evet, ne yaptınız bizim için dedi. Bunu normalde duran kalkan gazetelerden açıkladı. Hatta bu sağduyu çağrısı yapıp biz arayı buluruz meselesinden hemen bir gün sonra açıklama yaptı. Yani resmen amiyane tabirle yüzlerine karşı hakaret edercesine, küfredercesine, evet, paçavraya çevirdi yani. Bunları normalde takip etmemek, bilmemek tamamen dediğim gibi yani manşetlere, meydanlara oynanan açıklamalar yani. Yoksa öyle bir imkanları da yok, öyle bir kiloları da yok. Kendileri bunu da çok iyi biliyorlar ama hasbelkader seçilmişler. Niye seçilmişler diyoruz? Çünkü şu anda HDP'nin 80 milletvekili varsa bunun 20 tane az kadrosu dediğimiz öz kadrosunun 20'ye yakınının dağda çekilmiş neleri var? Fotoğrafları var, anıları var, geçmişleri var vesaire. Bundan sonra işte orada oranın rahleyi tedrisi altından geçmiş, bu işin suyunu içmiş tabiri caizse. Sonra tek tek seçilip gidin burada bu işi devam ettirin denen kişiler. O yüzden bunların tutup da seçilmişlerin sahiplerine diyeyim, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın tarzında açıklama yapması, emir vaki konuşması tamamen meydanlara inmek için konuşulan konuşmalar yani. Yoksa öyle, evet, bir şey yok. Yani biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden önce cici göstermediğini yitendiğimiz hani bu çocuklar, biliyorsunuz bir takım aydınlar yazarlar işte bu çocuklar bu barışı getirecekler, işte bu insanlar bunu yapacaklar, başaracaklar, bakın işte diyorlar biz söylersek susarlar, hani dururlar gibi olaylarla birlikte hani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Halka o şekilde indiler. Hani bu çocuklar biliyorsunuz sazlar mazlar, ondan sonra bu çocuklar bu işi başaracaklar gibi. Şimdi halka o şekilde indiler derken yani burada bu bambaşka bir konu. Konuşulması uzun bir konu. Neden bizim halkımıza, neden bizim halkımız her söyleneni, her manşetin peşinden gidiyor? Biz bu halka bu açıklamaları aslında dikkat etmesi gerektiğini, kontrol etmesi gerektiğini neden öğretemedik? Neden gösteremedik? Yani problem burada. Şimdi adam bu açığı gördüğü zaman menfaatleri çerçevesinde her türlü açıklamayı, her türlü küreğini buradan ne yapıyor? Çekiyor, buradan yol alıyor. Peki biz bunun önüne niye geçemedik yani? Bu halkı bilinçlendirme noktasında neredeyiz? Kimlerin bunda zaafı var? Bundaki zaaf hani siyasilerin
hep bir takım olayları, polemik, kavga neticesinde açıklıyor olmaları olabilir mi hocam? Yok yok, değil. Yani benim orada gördüğüm tamamen, yani hükümetin, açık söyleyeyim, hükümetin tamamen ne şiş yansın ne kebap, ben bu işte böyle götüreyim mantığında. Ben iki tarafı da işte kavgaya düşürmeden idare ederim mantığında. Evet. Yapılan hareketler bunlar ama tamamen yanlış. Yani hükümetin bugün, ben şurada açık söylemek istiyorum. Madem konusu açıldı, buraya kadar geldi. Hükümetin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bugün Türkiye halkına ihanet ediliyor hükümet tarafından. Ne alakası hocam, ne yaptık? Yani adamlar işte mücadele veriyorlar, işte her türlü koşturuyorlar. Başımızın üstüne, doğru söylüyorsunuz. Mücadelesine itirazımız yok. Ama şu halkı bilinçlendirme noktasında özellikle biz bunu defaatle dile getirdiğimiz halde, her tarafta söylediğimiz halde, halkı bilinçlendirme noktasında istenilen duruşu, istenilen tavrı bir türlü hükümet sergilemedi, sergilemiyor. Daha yeni yeni bazı şeyleri söylüyor ama o da işte her şey halkın önünde konuşulmaz, her şey halka açıklanmaz. Kardeşim, biz demiyoruz ki devlet sırrını çık manşetlere taşı. Hükümetler evet. Arasında ticaretleri manşetler taşı. Bunlarla bizim işimiz yok. Ama biz bunu geçenlere dile getirdik. Bizim Türkiye'mizde 18 milyon öğrenci var Burak Hocam. 18 milyon öğrencinin sokakta, size soruyorum, kaç tanesini çevirirsek bizim Türkiye'mizin düşmanları kimlerdir? Kaç tane sayabilir? Sayamaz. Peki dünya üzerinde en büyük, en çok düşman olan ülkelerden bir tanesi kim? Amerika, İsrail. Yok yok. Türkiye'nin dünya üzerinde en çok düşman sahibi olan ülkelerden bir tanesi kim? Türkiye. Türkiye. Böyle olmasına rağmen bizim gençliğimiz, daha bizim düşmanlarımız şunlar, şunlar, şunlardır diyemiyor. Mesela bizim çıkıp da Amerika bizimle müttefik, neyin müttefiki, ne mukabil müttefiklik yapıyoruz, onu tartışılır, başka mesele. Amerika bize her türlü sıkıntı yapan bir devlettir, her türlü önümüzü kesen bir devlettir. Suriye'de önümüzü kesmiştir, PYD tarafından işte silahlarla beraber PKK'ya bu silahlar, bunlar yüzlerce, onlarca misalleri verilebilecek şeyler. Bizim Rusya'yla ticaretimiz olabilir, komşu ülkeyiz, ticaretimiz illa olacaktır ama bizim duruş mesafemiz her zaman farklı olmalıdır. Bizim bugün bu gençliğimiz bunu bilmiyor. İran dediğin devlet bizim komşumuz olabilir. En netice Müslüman kimliği altında bir rejim yürütebilir ama aslında bunun İslam'la, Müslümanlıkla bir alakası yoktur. Bunların mantalitesi şu 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 şudur. Bu Şia güdümlü bir devlettir. Şia'nın ehli sünnet olan, yani bizim ehli sünnet mezhebimizde ki bu Şia bakış nedir? Biz Hanefi mezhebindeyiz, misal diyorum. Hanefi mezhebindeki Şia eşittir karşılığı nedir? Tamam, komşuluk olabilir, ticaret olabilir. Bunlar bambaşka meseleler. Evet. Devletler arasında bunlar olur. Ama herkes durduğu yeri bilecek. Halktan mesela Amerika bizim hakkımızı bir karar vermiş. Bunu halk bilecek ki, ya bu adam bu karar vermiş ama niye vermiş? Burada menfaati ne? Veya Rusya bir hareket yapıyor. Ya bu konular çok uzayıp gidebilir. Diyeceğim şu ki, devlet bunları çok iyi bildiği halde halkı bilinçlendirme noktasında hiçbir zaman üzerine düşeni yapmadığı, yapmaktan imtina ediyor. Büyük imtina ediyor bu konuda. Ve şu anda devletin, bakın 97 tane, 98 tane vatandaşımız ölmüş. Cumhuriyet tarihinde en büyük saldırı yaşamışız. Ülke tabiri caizse direkten dönmüş. Belki tekrar bir gezi olayları, belki tekrar kaoslar, yaratılma, tezgahlanma arifesindeyiz. Bunları yaşıyoruz. Ama hükümet çıkıp da kardeşim bak falanca ülke bunu yapıyor, falanca ülke bize bunu yapıyor. Bizim şurada sıkıntımız var, bizim burada sıkıntımız var. Bunu halkımız uyansın, bilginiz olsun. Biz Orta Doğu ülkesiyiz. Biz İslam ülkesiyiz. Biz dünyada Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan kilit konumundayız. Üzerimizde şöyle şöyle bakışlar var. Bizim üzerimizde şöyle planlar var. Aman ha, lütfen bu konuda uyanık olun, dikkatli olun diye bir kimse çıkıp da bunu dillendirmiyor. Tamam, hükümet bunu dillendirmesin. Belki kendi ifade olarak bunu kullanamaz. Ama kardeşim, senin profesörlerin var, kanaat önderlerin var, dernekler var, sivil toplum kuruluşların var, diyanetin var. Bunu bir şekilde
halkın inecek, sokağa inecek, tabanla birebir olan kişilere bunu kulağına suyu kaçıracaksın. Kardeş, bu halka bunu ne yapın? Verin. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz Çanakkale diyoruz. Oo, Çanakkale'de şöyle yaptık. İşte Kurtuluş Savaşı'nda bizim halk böyle yaptı. Bütün etnik kökenler vardı. Çallazı, Çerkezi, Kürt hepsi oradaydı. Türkiye hepsi oradaydı. Biz şunları yaptık. Nasıl yaptık? Bu halk karşısındakinin gavur olduğunu, düşman olduğunu, bizim toprağımıza düşman olduğunu ne yapıyordu? Bayrağımıza, sancağımıza, dinimizin düşmanı, bu işin İslam, küfür, iman, küfür mücadelesi olduğunu bildiğinden dolayı Lazı, Kürt'ü, Çerkez'i, kim, çoluğu, çocuğu, nenesi, hepsi ne yapıyordu? Cepheye gidiyordu. Ama bak bugün bir olay oluyor. Rusya bir hareket yapıyor. Bizim halkımız tutup çok rahat Rusya'yı savunabiliyor. Bir kısmı Amerika'yı savunabiliyor. Bir kısmı PKK'yı savunabiliyor. Yani neden? İşte bu şuur, bu ciddiyet bu halka ne yapılmadığından, verilmediğinden. Biz daha, ben çocukken, çok da uzatmayayım, çocukken çok iyi hatırlıyorum kendim. Biz Rusya hakkında konuşurken Moskov diye konuşurlardı. Moskov gavuru diye derlerdi. Moskov dediğimde Rusya bizim aklımıza gelirdi. Evet. Bilinçaltı öyle bir duymuştuk, öyle yetişmiştik yani. Anlatabiliyor muyum? Bugün sokakta Moskov dediğiniz zaman kim, hangi çocuk anlar? Ne diyorsun der sana yani. Yabancı bir kelime mi söyledin bana? Birçoğu bilmez bile yani. Yani bizim gençlerimizi şuurlandırma noktasında sen en netice çocuğu almışsın 7 yaşından 25 yaşına kadar okutmuşsun, master yapmışsın, belli branşlarda belli konumlara getirmişsin. Ama devlet konularında öğretmiş olduğun tek şey ticari düsturlar, anlaşmalar. Ondan sonra işte uluslararası prosedürler, anlaşmalar. Ama bilinçaltı, sen bu çocuğa hangi ülke, kime nasıl konuşacaksın, kime nasıl duracaksın, bak bu adamların niyeti budur, bu adamlar perde arkasında bunu yaparlar, buna böyle duracaksın, falanca ülke şöyle değil, filanca ülkede böyledir, biz bunu tarihte bak bize bunu yaptılar tarzında bilinçaltı gençliğimize, halkımıza bu işin öncülüğünü yapma konusunda hükümetimizin çok büyük zaafı var. 14 yılda bu iş çok rahat aşılırdı, bunu ihmal edildi. Yani inşallah bu saatten sonra toparlarlar diyorum yani. Bu konuda i̇nşallah çok sıkıntımız var. Yani bilinçlendirme yerine ayrı bir konuda bir de özentilik var yani. Hani dış o saydığınız ülkeler neredeyse baksanız bugün hepsine özenen gençliğimiz var. Onların hani bizim hayal olarak baktığımız, ya ar olarak baktığımız tişörtünü giyen gençlik bile görebiliyoruz yani bugün. Şimdi Burak Hocam, siz kendinizde olan özellikleri, güzellikleri, farklılıkları, gücü, kuvveti elinizin altındaki gence bunun özgüvenini vermezseniz, kendiniz güzel tanıtmazsanız haliyle kendisinde gördüğü boşluğu bir şekilde ne yapacaktır? Doldurma. Kapatmanın derdine düşecektir yani. Bugün televizyonlarda Avrupa'ya özenti olmayan, program olmayan hiçbir şey yok yani. Netice evet. İtibariyle insanlar bunlarla beraber büyüyor. Gençlik bunlarla beraber büyüyor. Ama neden? İşte biz o çocuğa kendi özgüvenini vermediğimizden dolayı, kendisini tanıtmadığımızdan dolayı zannediyor ki karşıdakinde bir şey var. Halbuki yok öyle bir şey yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Devam edelim. Çok detaylı bir açıklama oldu bu konuda. İnşallah halkımızın da uyanmasına vesile oluruz. Hemen devam edelim. Davutoğlu, seçimler mutlaka yapılacak. Kaos planı tutmadı başlığı verilmiş. Terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Davutoğlu, birileri bunun üzerinden bir kaos senaryosu yazmışsa ki yazılar aşikar, bunu engellememiz gerekiyordu. Ailelerimiz vakur bir şekilde cenazelerini defnettiler ve böyle bir saldırının travmatik sonuçlarının doğmasına engel oldular. Bu açıdan bir kaos üretmek isteyenlere, başta ailelerimiz olmak üzere milletimiz fırsat vermedi diye konuştu. Evet, bu konuyla ilgili yine detaylı bilgiler var. Bakan Müezzinoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada. Bu da çok manidar bir açıklama. Bak, halkımız müsaade etmedi diyor Sayın Başbakan. Yani bak, bizi müsaade etmedik demiyorlar yani. Evet. Halkımız müsaade etmedi yani. Yine bizim halkımız her şeye rağmen Allah razı olsun yani, bu konularda özel bir tutumu, özel bir duruşu var, özel bir millet, devlet saygısı, sevgisi, sabrı çok büyük. Ama bunun üzerine dediğim gibi biraz önceki çalışmaları yapsak zaten ayağa kalkacağız yani. Evet. Ama
Ona rağmen bizim halkımız bu kadar kaosa rağmen, bu kadar provokatörlüğe rağmen duruyor ya. Ve bu Allah'ın bir ikramı yani. Bizim halkımızın bir özelliği yani. Evet. Mevlam muhafaza etsin. Evet, buradan yine o detayı da vermiş olalım. Biliyorsunuz hocam, saldırının olduğu anda yakın hastanelerin hepsine bütün hastalar, vatandaşlarımız sevk edilmeye başladı. Zaten bir yoğunluk vardı. Orada çıkan provokatörler kan lazım, hastanelere gidin kan verin gibi bir provokasyon açıklamalarıyla, bağırmalarıyla, çağırmalarıyla milleti hastanede bir yoğunluk oluşturup gereken müdahalelerin yapılmasını engelleyerek ölü sayısını çoğaltmaya çalıştıkları nitelikte bir provokasyon çalışmaya girmişlerdi. O iki kişi de yakalandı. Hukuken süreçleri de başladı. Bir tanesi doktor ama yine PKK kimliğiyle hizmet eden bir doktor olduğu da yine Bakan Müezzinoğlu tarafından açıklandı. Evet, hemen yine devam edelim. Yerli otomobil 2016'da yollarda denilmiş. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil prototipinin kamuflajlı görüntüsü kamuoyuyla paylaştı. Yerli otomobil 2016 yılında yollara çıkıyor denilmiş. Evet, biz de hayırlı mübarek olsun diyoruz. Merakla bekliyoruz yapılmasını. Bakalım bu işin neticesinde ne çıkacak inşallah. Evet, teröre hizmet ediyorlar başlığını görüyoruz yine alt kısımda. Ankara'daki katliam sonrasında risk, KESK, TMOOB, TTB gibi sol örgütlerin hayatı durdur yönündeki çağrılarını değerlendiren Halk İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, grev kararı alma ve iş durdurma gibi çağrı ve kararlar tam da terör eylemlerinin amaçladığı sonuçtur. Bu çağrıları yaparken daha dikkatli olmak lazım dedi. Denilmiş Yeni Akit gazetesinde. Evet, 97 vatandaşımızın terör saldırısında hayatını kaybederken DİSK, KESK gibi sol örgütler yaptıkları eylemlerde hayatı durdur çağrısını sürdürerek adeta teröristlere destek verdi denilmiş. Evet, diğer bir haberde hemen alt başlıklarda PKK'nın saldırılarına kim destek vermişti? Bu kez seçmeni kandıramayacaksınız haberlerini görmüştük. Evet, PKK'nın saldırılarına kim destek vermişti başlığını açtığımız zaman biliyorsunuz hocam, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarında DAEŞ, devlet DAEŞ'e destek vermeden DAEŞ böyle bir terörü, böyle bir organizasyonu yapamazdı dedi. Yani direkt bir DAEŞ'lerden devleti suçlamaya gitti yine Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamasında. Bunun neticesinde de hani 7 Haziran seçimleri olsun, ondan önceki PKK olayları olsun, geçtiğimiz dönemlerdeki PKK olayları, hani o zaman size kim destek verdi diye bir soru yöneltilmiş Selahattin Demirtaş'a. Hemen onun üstünde de hani istifa yetmez, yargılanacaksın başlığını görüyoruz. Hani halkı ayağından sokağa çağıran ve birçok insanın katledilmesine yol açan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözünü tutarak istifa etmesi bekleniyor. Bu konuya ilişkin de geçtiğimiz günlerde bu Kobani olaylarında herkes sokağa çıksın, hak arasın gibi bir çağrısı vardı. Ve onun neticesinde yaklaşık 19 ilde eylemler başladı. Ve Yasin Börü biliyorsunuz 16 yaşındaki, onunla birlikte 32 kişi kadar yine vatandaşımız öldü. Tamamen Selahattin Demirtaş'ın çağrıları neticesinde olan olaylar. Şimdi yine Ankara olayı sonrası teröre hizmet ediyorlar başlığıyla birleştirirsek bu olayı. Hani yastayız, isyandayız, hayatı durdururuz diye açıklamalar geliyor. İkinci bir olay dün. Yani gazete manşetlerine, dünkü gazete manşetlerine baktığımız zaman hepsi aynı. Bir takım medya yani daha doğrusu bir takım medya aynı bu başlıkla çıktı. Yastayız, isyandayız, hayatı durdurun başlığı da çıktı. Buradan da yine seyircilerimize vermiş yorumunuz ne olur, değerlendirmeniz bu konuda. Şimdi burada bu saldırının, bu menfur saldırının yaşanmasından daha dakikalar sonra Selahattin Demirtaş'ın daha ölüler yerdeyken, evet, daha cesetler yerdeyken, yerden kaldırılmadan çıkıp aleni bir şekilde, ezbere bir şekilde hükümeti hedef alan, birebir bunu hükümet yaptı diye talihsiz açıklamaları vardı. Peşinden orada polise, biliyorsunuz polis araçları taşlandı. Polislere saldırdılar. Hemen o meydanda tekrar yapılan hareket. Ondan sonra bu kan verme meselesi dediniz. Peşinden bu hayatı durdurun. Işıkları kapatıp açın. Oradaki provokasyonlar mesela polis işte
biliyorsunuz ambulanslar gelirken polis cenazelere küfrediyor. İşte zaten hak ettiniz gibi açıklamalarla birlikte yine bağıranlar polise saldırdılar. Biliyorsunuz bayağı bir araç perpledildi. Ambulansların olay yerine girmesine yine izin vermedi. Ayrıca 20 kişilik bir yüzleri maskeli bildiğiniz bir provokasyon grup çıktı ortaya. Ya şimdi normalde birebir özellikle bu işi kimin yaptı zaten şu anda ben zannediyorum bugün yarın net bir şekilde adı konulur hükümet tarafından. Evet. Ama biz normalde gördüğümüz tarafından baktığımız zaman hem olayı yapıp hem hükümete saldırmak, suça atmak kimin işi? PKK'nın işi. Bu HDP'nin artık buna şiar olmuş. Polisleri olay sonrasında polis taşlamak, polislere saldırmak. Biliyorsunuz iki tane terörist Bingöl'de miydi? Yanlış söylemiyorum. Sokak ortasında öldürüldü, peşinden polislere sardılar daha yakın zamanda. Tunceli. Aynı hareketler. Ambulanslara saldırmak, ambulansları yakmaya kalkmak bunların hareketleri. Olay peşinde polise saldırmak bunların hareketleri. Hastaneleri doktor veyahut da bu şekilde yandaşla beraber çalışmanın önünü kesmek aynı bunların hareketleri. Yani bunları böyle peşinden medya gücüyle beraber bu olayların üzerine gidip aa bak gördün mü böyle oldu. Şöyle şöyle oldu. Bunları da çıkıp halka biraz önce bahsettiğimiz o %60 manşetle yönlendirilen halka da bunu renkleyip süsleyip bu halka sunup milleti de yönlendirmek bunların artık şiarı olmuş yani. Hani bunu, evet. Bunu bu işte ilgilenen biraz alakası olan herkes ne yapar? Çok iyi çözer, çok iyi bilir. O yüzden tabii bunu şahıs olarak şu yapmıştır demek elimizde öyle bir şeyimiz yok. Ama Selahattin Demirtaş'tan konuşuyoruz, halkı sokağa çekme meselesinden konuşuyor ki bu yaptıkları en iyi şeyler. Bildikleri en önemli konulardan bir tanesi. Bu konu artık mahir oldular. Ama işin daha manidar tarafı neden bu kadar mahir oldukları konuda bizim hükümetimiz, devletimiz çıkıp da kimden çekiniyor, kimden korkuyor da bu insanlara bir dakika denmiyor hala. Buraya kadar geldikten sonra hala bir dakika denmiyor. Çünkü bunu artık sen bir başbakan olarak toplantı yapıyorsun, bu adamı çağırmıyorsun. Niye diyorsun ki bu adam terörist, ben burada ne konuşursam götürür oraya ne yapar? Söyler diyorsun. Evet. Toplumsal olaylara çağırmıyorsun, bir araya gelmem diyorsun. Yani bunu aleni bir şekilde ortaya koyuyorsun ama adam milleti sokağa çağırıp infial yapıyor. İşte biz hala bekliyoruz ki işte bu HDP şeyi bırak, PKK'yı bırak, meclise gel. PKK'yı bırak, masaya gel. Evet, biz de işte halka göre konuşalım. Ya bu mümkün mü böyle bir şey? Değil. Bu adamın hayatı, işi, karakteri, yaşantısı her şeyi bu. Yani daha biraz önce konuştuk. Yani resmi elemanın statüsünde. Sen bu adamı hala tutup da onlarla konuşma gel bizle konuş biz beraber yürüyelim. Yani bunlar artık halkın geldiği noktada komik açıklamalar. Hoş olmayan açıklamalar. Yani inşallah ben şimdi isim verip konu uzatmaya gerek yok ama hükümet bu 14 yıllık geçmişinde çok dokunulmayacak ismi aldı. Tabiri caizse perişan etti, paçavraya çevirdi. Zenginlerinden tutun da belli bağlantısı olan insanlara kadar. İnşallah bunlarla da alakalı da ciddi bir adım, ciddi bir açıklama ve yaptırım bekliyoruz inşallah böyle bir şey olur da halk bir nebze olsun bir nefes alır yani. Çünkü bir nebze diyorum çünkü bu gittiği zaman başka bir şekil illa bizim halkımıza çıkartırlar. Bizim halkımızı boş bırakmazlar ama burada gerçekten çok sıkıntılı bir şey var. Yani adam aleni bir şekilde göz göre göre gözlerimizin içine baka baka alay edercesine açıklamalar yapıyor ve biz sadece işte burada konuşup geçiyoruz maalesef yani. Evet, maalesef. O yüzden de istifa etmez, yargılanacaksın demiş Yeni Akit gazetesi. İnşallah dediği gibi kendisi de en önemli olaylardan bir tanesi olayları kendi taraflarına çevirmek. Biliyorsunuz bu
açıklamalardan sonra eğer kanıtınız varsa ispatlayın demişti. Yeni Akit gazetesi de o kanıt hali, sen böyle böyle bir çağrı yapmıştın, işte kanıtımız budur diye bundan sonra istifa etmen yetmez, yargılanacaksın demiş. Evet, yine devam edelim. Yine size ileride bir sorum olacak hocam hani konuyla ilgili. Çünkü bugün 1 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Her gün, her yerde, bir gün markette, bir gün arabada, dolmuşta, otobüste bu provokatif olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Dün biliyorsunuz olayın patladığı yerde bir provokatif çıktı. Çiçekleri işte orada bırakılan karanfilleri ezdi. Sağa sola bu sefer hakaret etmeye başladı. Olaylar hiç durmak bilmiyor yani. Çünkü ne kadar kaos o kadar çok beslenme demek onlar için. Onlar için de yine sizden halkımız için mesajlarınızı alacağız. Ama gündemimiz yoğun. Bayağı da gazetemiz var. Onlara bir değinelim yine hocam. Evet, Erdoğan DDK'yı yani Devlet Denetim Kurulu'nu, Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim demiş. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen katliamın Türkiye'yi derinden sarstığını ve konunun titizlikle araştırıldığını konuyla ilgili DDK'yı görevlendirdiğini açıkladı denilmiş. Evet, Yeni Akit gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadar. Hemen geçelim Sabah gazetesine. Yine iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. 0216 488 0488 no numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Evet, Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetine baktığımız zaman saldırının hedefi milletin tamamı denilmiş. Evet, saldırının hedefi milletin tamamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanlı Ankara eylemi için ilk kez konuştu. Bu saldırı Türkiye'ye yapılmıştır. Katilleri ayırmayız. Saldırının hedefi orada bulunan vatandaşlarımızla birlikte ülkemizin, milletimizin tamamıdır. Biz ölümler arasında ayrım yapmadığımız gibi katiller ve terör örgütleri arasında da ayrım yapmıyoruz demiş. Aslında buradan ABD'ye ince bir mesaj, AB ülkelerine ince bir mesaj göndermiş. O konuya da değineceğiz. Biliyorsunuz hocam, geçtiğimiz günde açıklamada bu YPG, ondan sonra PYD, DAEŞ gibi örgütlerin hani iyi örgüt, kötü örgüt, senin örgütün, benim örgütüm gibi açıklamaları vardı. Böyle bir hani insanların gözünde bir takım örgütleri meşrulaştırma çalışmaları yine devam ediyor. Sözde barış ülkeleri bile bunlar hocam. Evet, DDK inceleyecek denilmiş. Bu konuyu araştırma için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Tüm ihtimaller araştırılacak. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren sadece maşalar değil, yönlendiren güçler de ortaya çıkarılmalıdır denilmiş. Gereken yapılır. Her olayda istifa mekanizmasını çalıştırmak doğru değil. İhmal varsa gerekli adım atılır. Ölümler üzerinde ikbal inşa etmeye çalıştılar. Acıları siyasete alet edenleri ibretle izledik denilmiş. Aslında kolay bir konuya değinmiş hocam. Hani her olayda istifa mekanizmasını çalıştırmak doğru değil demiş. Biz bunu defalarca gördük. Bir olay oluyor, bir terör olayı oluyor. Sonra oranın istifa diyor, kurtuluyor gibi yani. İstifa, tamam istifa gönderdik. Yani olması gereken zaten bu değil. Ama bunu her defasında kullanıyorlar. Daha olayın ilk yaşandığı andan itibaren Selahattin Altınok, İçişleri Bakanı'nın bir basın açıklaması düzenleyecek. Daha ölüler açıklanmamış yani, hani ne kadar ölü var, ne olmuş, ne bitmiş açıklanmamış. Hemen ilk yöneltilen soru işte olayda güvenlik zafiyeti olduğu söyleniyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Yani ilk sorulardan bir tanesinin bu olması herhalde tesadüf değildir. Şimdi şöyle bu olaya biraz değişik açıdan bakmak kanaatindeyim. Şimdi bir başkan veya bir görevli veya bir memura bir koltuk emanet ettiğinizde başınıza böyle bir olay geldi. Mesela Selahattin Altınok'dan misal verdik. Ondan gidelim. Evet, Selami Altınok. Selami Altınok. Kendisine böyle İstanbul İçişleri Bakanlığı vazifesi ne yapıldı? Verildi. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük neyle karşılaştı bu adam? Saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bunu ne yaptı şu anda? Tecrübe etti, bunu yaşadı. Şimdi bakılır, eğer ki Selahattin Altınok gerçekten bir güvenlik zafiyeti veyahut da bu olayda kendi bilip de bu olayın önüne geçmemesi gibi ihanet içeren, altını çiziyorum, ihanet içeren hareketler, yaklaşımlar bulunmadığı takdirde
bu adam kendisini toparlayıp işine baktırılması gerekir ki yarın bu adam çok büyük bir tecrübeyle beraber yarın sabah koltuğunda indedir, tekrar başındadır, evet. İşin üzerindedir. Bu olayı çözdürürsün, yaptırırsın ve bu adam çok büyük bir şekilde tecrübeli olmuştur bu işte. İkinci bir olay sana ne yapmayacaktır mahal? Vermemek için mücadelesini verecektir. Yani netice her şeyde tecrübe biliyorsunuz makbuldür. Devlet idaresinde de bu böyledir. Siz şimdi bugün Selahattin Altınok'u istifa ettirdiniz. Nasıl böyle bir şey yaparsın sen? İn aşağı, peşine hiç tecrübesi olmayan sıfırdan bir adam getirdiniz. Bu adam zaten en ufak bir olay olur da benim başıma da yarın aynı şey gelir korkusuyla zaten tedirgin bir şekilde o koltuğa oturacak. Ve bilecek ki bir olay yaşandığı zaman ben zaten ne yapacağım? İstifa ettirileceğim. Zaten gideceğim. Yani bu tamamen olayların işlevsiz bakanlıkların vesaire müdürlüklerin tecrübesiz korku içinde baskı altında devamını sağlamaya yönelik bir çalışma. Ve en netice şuna da emin olun biraz önceki hayatı durdurun, kaos ortamı oluşturun çalışmalarından evet. Bir tanesidir bu çalışmada. Herkes kendi elinin uzandığı kadar çalışır bu işlerde. Mesela adam ne yapmış? Hiçbir vasfı yok. Ben gideyim karanfillere ezeyim demiş şeyde. Gar meydanında gitmiş karanfillere ezmiş. Elinden gelen bu. Bir ben gazeteciyim demiş. Soru yöneltmiş. Bunu gazeteci elinde fırsat. Benim elimde mikrofon var. Gideyim bak buna bir soru sorayım. Bir yerden bir tokat atayım yani. Öteki işte çıkmış diyor ki sokağa çıkın. Onun elindeki imkan o. Ama burada İçişleri Bakanı'na tutup sen istifa etmelisin, edeceksin tarzında imkan olan da bunu bu hareketi yapmış. Yani bu sadece bu olayla bunu değerlendirmemek lazım. Yani her konuda eğer ki elinizin altındaki adam dediğim gibi bunu bir ihanet çerçevesinde yapmadıysa ve siz buna eminseniz belli göz göre göre bu iş olmadıysa bunları ayrıldıktan sonra tamamen dahiliniz dışında yaşanan bir olaysa bu adamı o koltuktan almanın hiçbir manası, anlamı yok. Aldığınız takdirde de zaten düşmanınıza istediğini vermiş olursunuz. O yüzden burada hükümetin takındığı tavır bence gayet yerinde. Evet. Yani hani şu algı var. Sanki o adam alındığı zaman olay bitmiş olacak. Hani aslında baktığımız zaman devlet tarafından hani bu olaylar, yani istifa olayıyla devlete yüklenmeye çalışıyorlar ama baktığımız zaman madem öyle tamam biz aldık Selahattin Altınok'u görevinden veya işte oradaki Ankara Emniyet Müdürlerini görevden aldık. Ne oldu? Bitti iş. Aslında devlet için de daha kolayı baktığımız zaman yani. Evet. Yani zaten bu bir de başka bir bakışı daha var bu işin. Zaten bunu aldığı takdirde ne demek biliyor musunuz? Direkt evet bizim ihmalimiz var kabul ediyoruz demektir. Zaten bunu alsaydı daha bak gördün mü? Demek ki siz zaten bunu durdurabilirdiniz, durdurmadınız. Bak adamı istifa ettirdiniz. Demek ki bir dünya sizin burada şeyiniz var, evet. Eksiğiniz var, sıkıntınız var. Tekrar bir tartışma konusu yani. Evet, düşman örgütlerinin terör kardeşliği denilmiş. Çanta ve elekte bomba denilmiş yine. Tespit edilen bombacı ile ilgili kimlikte bir örgüte işaret ediliyor. İkinci saldırının irtibatları da inceleniyor. Örgütler arasındaki işbirliğini araştırıyoruz. İki bombacının olay yerinde nasıl geldiği belirlendi. Biri çantayla, diğeri yelekle. Elimin nasıl yapıldığına dair bilgileri ceset parçalarından ulaşıldı denilmiş yeni, sabah gazetesinde. Hemen önemli bir konu aslında yine tartıştığımız konu üzerinde olay provoke etmek dedik ki hocam. Ölü sayısına 128 demişti. Demirtaş yalanı ortaya çıkınca hemen çark etti denilmiş. Evet. Kendi açıklamalarında ölü sayısı 128, hani devlet 95 diyor, 86 diyor ifadeleriyle birlikte ama ölü sayısı 128 demişti. Tabii olayın tek tek ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Şimdi onunla ilgili VTR'miz var. Onu verelim. Ondan sonra yine konuyu değerlendirelim hocam. PKK'nın yaptığı bunca kanlı eyleme ağzını açmayan fakat her fırsatta devlete saldırmayı kendine vazgeçilmez bir politika edinen barış barış diyerek milletin gözünün içine baka baka insanları kandırmaya kendini şiar edinen, terörle alakalı arasına mesafe koyamayan, yerine kimliksiz bir yapıyla ortada kalan kindar kesimin yeni umudu HDP. Bakalım bu haber karşılığında ne yapacak? Evet.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı 3. günde teröristler tarafından bombalı eylem yapmak üzere hazırlanan HDP'li Dargeçit Belediye Başkanlığı'na ait kamyon güvenlik kuvvetleri tarafından geçirerek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama anı zırhlı araca ait güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüleri izliyoruz. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının devam ettiği Dargeçit ilçesinde halkın huzur ve güvenini bozan teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Özel harekat polisleri tarafından sürdürülen operasyonlarda teröristlerin belediyeye ait bir aracı barikat kurup yol kapatıp güvenlik kuvvetlerine karşı bombayla tuzaklandığı bilgisi alındı. Alınan istihbarat üzerine Bahçebaşı Mahallesi'ne operasyon düzenleyen özel harekat polisleri bomba yüklü kamyonu ele geçirdi. Kamyonda yapılan incelemelerin ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanları fünye ile kontrollü olarak kamyonu patlattı. Büyük bir gürültüyle patlatılan kamyonun parçaları çevreye savruldu. Ele geçirilen kamyonun güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırı için bombayla tuzaklandığı belirtildi. Patlama anı bölgede bulunan bir zırhlı aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Evet, HDP ne kadar arasına hani bizim terörle alakamız yok dese de, daha doğrusu diyemese de yapmış oldukları DBP'li belediye ve HDP'li belediyelerin yine kamyonunda gördüğünüz gibi bombalar çıkmaya devam ediyor. Normal devletin mallarını yine PKK terörüne kullanmaya devam ediyorlar. İkinci bir VTR'miz var. Yine bu olayla ilgili ölü sayısının 128 yalanı ile ilgili. Evet, onu da verelim. PKK terör örgütü tarafından şehit edilen yüzlerce asker, polis ve sivil vatandaşımızın sayısına bir kez değinmeyen ve her defasında yalan haberlerle halkı isyana teşvik eden HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara'daki bombalı saldırıda 128 ölü var iddiası da yalan çıktı. PKK terör örgütüne açıkça destek veren HDP ve DBP'li vekillere oy toplama heyecanıyla Batı illerinde yapan yalan ve dolanlarla temize çıkarmaya çalışan Demirtaş'ın Ankara'daki saldırıda ölü sayısını yükseltmesi, ölü sayısının çok olmasını istediklerini ve halk üzerinde kirli manipülasyon yaptıklarını tekrar gözler önüne serdi. Saldırının detayları gün yüzüne çıkarken oy kaybetme korkusuna kapılan HDP, 128 ölü var yalanından dönerek HDP binalarının girişlerine astırdıkları ölü listelerini ise kaldırdı. Bizim ekonomiyle birlikte... HDP basın bürosu Ankara'daki patlamada 128 kişinin hayatını yitirdiği bilgisini verdiklerini ancak verdikleri sayılarda hata olduğunun anlaşıldığını kamuoyuna bildirdi. HDP basın bürosundan konuya ilişkin yapılan açıklamada 11 Ekim pazar günü kriz masamızın verilerine dayanarak paylaştığımız bilgi notunda barış mitingi katliamında 128 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bilgisini vermişti. Katliamın ardından sağlık kurumlarından ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere resmi mercilerden bilgi alınmasında yaşanan sıkıntılar ve engeller, farklı kurumlardan kriz masamıza ulaşan listelerin birleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar, kendisinden haber alınamayanların varlığı, adli tıp numaralarındaki sistem ve cenazelerin beden bütünlüğünde karşı karşıya kalınan durum, tam kayıp sayısını açıklamayı zorlaştırmış, verdiğimiz sayılarda hata olduğu anlaşılmıştır. Bu hata nedeniyle kamuoyundan ve halklarımızdan özür diliyoruz denildi. 7 Haziran seçimlerine sayılı günler kala emniyet güçlerinin ve istihbaratın uyarılarını aldırmayarak onlarca kişinin öldüğü acı Suruç olayının yaşanmasında başrol oynayan HDP, yine 1 Kasım seçimlerine sayılı günler kala terör saldırısı olabilir uyarılarını dikkate almayarak barış mitingi adı altında binlerce kişiyi aynı yerde buluşturup aynı çirkin oyunu oynayarak 97 vatandaşımızın ölmesine sebep oldukları yetmiyormuş gibi ölenlerin sayısı üzerinden de manipülasyon yaparak halkı kışkırttılar. Acının yaşandığı meydana kameralar karşısında ağlayarak kan üzerinden o isteyen, kameralar kapandıktan sonra ise sanki hiçbir acı yaşanmamış gibi kıs kıs gülen HDP'li başkan ve vekiller büyük bir acı yaşanırken diye başladıkları yazılarına yapmış oldukları 128 ölü yalanının bir hata olduğunu belirterek yine yeni bir yüzsüzlüğe imza atarak siyasi çıkarlar için kullanılanları kınıyoruz dediler. Evet, HDP de yalanından
dönmüş oldu bu tenekte ama yine kaldığı yani yapmış olduğu izler kalıcı oluyor maalesef. Hani çamur at izi kalsın açısından maalesef o olay anında yapmış oldukları açıklamaların ehemmiyeti büyük. Yani bunu defalarca yapıyorlar, her seferinde yapıyorlar. Evet, biz yine devam edelim. 94 terör kurbanı anısına karanfil demiş Başbakan Davutoğlu. Dün akşam Çankaya Köşkü'ne giderken yolunu değiştirip Ankara'da terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitti. Davutoğlu ve eşi terör kurbanları anısına karanfil bıraktı. Davutoğlu çiftine Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da eşlik etti denilmiş. Evet, YPG savaş suçu işledi denilmiş. Uluslararası Af Örgütü PKK'nın Suriye kolunun DAEŞ'ten kurtardığı Arap ve Türkmen köyleri yakıp yıktığını açıkladı. Af Örgütü'nün raporuna göre PKK'nın Suriye kolu YPG ele geçirdiği bölgelerde Arap ve Türkmen nüfusu göçe zorladı. YPG'li teröristlerin buldozerlerle yıkıp ateşe verdikleri köyler haritadan silindi. Halka intikam duygusuyla işkence yapan YPG insan haklarını ihlal etti ve savaş suçu işledi denilmiş. Evet, El Nusra'da Esad'ın başı için 3 milyon euro ödül denilmiş. Evet, surun altını üstüne getirdiler başlığını görüyoruz. Diyarbakır'ın Sul ilçesinde 4 günlük operasyon PKK'ların nasıl tahribat yaptığını gözler önüne serdi. Teröristler cami ve kiliseleri bile harabeye çevirdi denilmiş. Evet, Sur'da bir kadın polise Allah sizden razı olsun diye seslendi denilmiş. Sur ilçesinde biliyorsunuz Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 Haziran seçimlerinden sonra bayağı bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halk gerçekten mağdur oldu. Yani bunu devlete yıkmaya çalışanlar var. Hani orada sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz de böyle oldu gibisinden devlete yıkmaya çalışanlar var ama yapılması gereken buydu. Kimse tabii ki orada sokağa çıkma yasağı ilan edilsin istemez. Dükkanlar, kepenkler kapansın istemez ama terör örgütünün toplanma ve yuvalanma merkezlerinden bir tanesi olduğu için yapılan tahrip operasyonlar sonrasında ne kadar büyük bir tahribat yaptıkları da gözler önüne serildi denilmiş. Bu neticesinde de halk, bilinçlenen halk askerimize, polisimize teşekkür etmiş. Allah razı olsun demiş. Ya oradaki halk şimdi bu olayı yakından yaşadıkları için, olayın birebir içinde oldukları için kime teşekkür edip kime beddua edeceklerinin bilincindeler. Ama hemen şu sağdaki habere, biraz önce okuduğumuz habere bakarsak YPG evet, savaş suçu işledi. Şimdi bugün çok manidar bir şey, YPG dediğimiz yapılanma PKK'nın isim değişikliği. Tabii Türkiye'de PKK, Suriye'de YPG. Bunu normalde Türkiye nasıl lanse ettiler bu konuyu en başta? YPG DAEŞ'e karşı ne yapıyor? Mücadele veriyor. İşte mücahit edasıyla, sanki orada çok büyük bir olay varmış edasıyla ilk önce bize böyle lanse ettiler. Bütün halkımıza bu şekilde lanse ettiler. Hatta biliyorsunuz buradan Türkiye'den geçişlerine varana kadar devlet bu işe yerine göre eyvallah dedi. Ama bugün DAEŞ'ten aldığınız yerler kimin yerleri? Kimin köyleri? Türkmen köyleri. Bugün ne yapmışsınız siz? Hepsini haritadan silecek kadar zulmetmişsiniz, buldozerle evlerini yıkmışsınız, perişan etmişsiniz. Ve bugün bunu yaparken de Amerikan bugün YPG ile beraber ne yapıyor bu işe? Omuz omuza çalışıyor. Biz YPG'nin arkasındayız diyor. Şu kadar ton silah verdik diyor. Ve bugün biz çıkıyoruz diyoruz ki Amerika bizim neyimiz? Burak Hocam. Müttefikimiz. Beraber çalışıyoruz. PKK'ya karşı bize mücadele veriyor. Yani bu kadar insanın gözünü içine baka baka bu kadar mı bir adamla alay edilir? İşte ediliyor yani. Aynen bu haberde gördüğümüz gibi. Yani çok ciddi sıkıntılar var, ciddi paradokslar var ama tutup da bu işin muhatap olarak bizim kimseye bir şey söyleme durumumuz yok. Bu da çok büyük sıkıntı. Yani adam PKK adı altında orada Türkmenleri, aynı burada Türkleri ise orada Türkmenleri eziyor, vuruyor ve bunu Amerika bunun önünü açıyor ve Amerika burada bizim neyimiz oluyor? Müttefikimiz oluyor, dostumuz oluyor. Beraber PKK'ya karşı hareket ettiğimiz kişi oluyor. Evet. Maalesef fıkra gibi bir olay yani.
fıkra gibi bir olayın bir tanesini daha paylaşmak istiyorum sizinle hocam. Evet, Taraf gazetesinin manşetine bakalım. Taraf gazetesi yine sürü manşetinde katliamda DNA skandalı denilmiş. Ankara katliamında 2 gün boyunca canlı bombaya ait diye incelenen DNA'lar olayda hayatını kaybeden HDP'li vatandaşa vatandaşa ait çıktı denilmiş. Diyoruz, siz de aslında dediniz ya, herkes olduğu yönden ne kadar elinde güç geliyorsa, karınca misali veya kertenkele misali, herkes bir değirmene su taşımaya çalışıyor. Elimden benim bu geliyor. Taraf da demiş ki benim elimden de haberleri bu şekilde lanse etmek, algı operasyonunda halka yansıtmak geliyor demiş. Hani orada yüzlerce ceset var. Parçalar toplanmış. Bunlar araştırılıyor. Hani oradaki bir teröre ait, canlı bombaya ait diye de nitelendirilebilir, olmuyor. Sonuçta burası adli tıp yani. Adam müneccin değil ki bir anda birisini araştırıyor, ona görebilecek yani. Bu araştırmayı bile bu şekilde lanse edebiliyorlar. Hani bir araştırma yapılıyor canlı bombaya ait diye, o vatandaş çıkıyor. İşte skandal, DNA, katliamda DNA skandalı. Hani bu gibi, bunu manşetlerine taşıyabiliyorlar. Diğer bir fıkra gibi olan dediniz ya, devlet pişkin pişkin sırıtıyor demiş bunu diyen Selahattin Demirtaş. Bunu diyen Selahattin Demirtaş. Şimdi olaya ilkten verelim bir detayını. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, katliam kurbanları için İstanbul'da kurulan taziye çadırında basın açıklaması sırasında kameralara gülen Adalet Bakanı Kerem İpek için vatandaşları koruması gereken devlet pişkin pişkin sırıtıyor demiş. Biliyorsunuz halkımızda illa sosyal medyada olsun, gazetelerde olsun, çünkü geçtiğimiz günlerde de verdik. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder. Bir, iki tanesi eş genel başkan, bir tanesi milletvekili bunların. Olay yerinde incelemeye gittiler. Sözde bir miting yaptılar. Onlar sözde orada bir sesleniş yaptılar. Onu zaten oy toplama mitingine çevirdiler orada. Bu birinci olay. İkinci olay da kameralar karşısında ağladılar. Oy istediler. Kameralar kapandıktan sonra hepsinin yüzünde kahkahalar, gülücükler vardı. Bu da tamamen kendi taraflarında çevirme olayı yani. Gerçekten bu işi başarıyorlar. Yani başarılırken oy zaten bunu yapabildikleri için ve yapabildikleri sürece evet, oradalar. Şimdi burada mesela bu tarafın attığı manşette belki attığı manşette hiçbir şey çıkmayacak. Belki çok asparagas bir haber de olabilir. Ve hatta evet, lüzumsuz, gayet adli tıp çalışma çerçevesinde her zaman yaşanabilecek olay olabilir. Oradaki maksat o vatandaşı ön plan çıkartmak değil. Yarın DNA sonuçlarından resmi DNA sonuçları açıklandığında bu işin faili olarak gösterilen kişilerdeki kişinin kim olduğunu veyahut da ne yönde çıkacağını tahmin ettiklerinden dolayı olayı süspanse etmenin mücadelesi. Yani bugün evet, bu manşeti yapıyor ki yarın devlet çıkıp da DNA'larda bunlar çıktı dediği zaman millet desin ki ya zaten geçenlerde karışıklık olmuştu. Bu işte hep böyle şeyler olabilir veya bu yanlıştır, yalandır şeklinde bu bir bilinçaltı halk operasyonu yani. Evet. AKP köstek arıyor demiş yine. Türkiye Ankara'da katledilen yüzden fazla insana ağlarken AK Parti partiyi sarsan tutanakları kimin sızdırdığını araştırıyor denilmiş. Evet, yine provokatif. Her başlıkta da şöyle bakıyorum. Her başlığı neredeyse provokatif, yani provokasyon kokuyor. İç savaştan korkuyorum başlığı. Yine Nobel ödülü alan Orhan Pamuk, İtalyan gazetesine yapmış olduğu bir röportajda Türkiye'deki iç savaştan korkuyorum demiş. Bunların hepsi dediğiniz gibi bilinçli yapılan aslında başlıklar, manşetler. Evet, biz yine devam edelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi abi kamerada başlığını vermiş, olayla ilgili canlı bomba uyarısı yapılmış demiş. İki örgüt Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş yine. Hedefte ülke ve millet var, Cumhurbaşkanı açıklamalarına yer verilmiş. Yine önemli bir konu, bize yelek değil içindeki lazım. Kemal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Şimdi açıklama yapıldı. Hani bir tanesinde çantanın içindeydi, bir tanesi yeleğin içindeydi. Hani o da diyor ki bize yelek değil, içindeki lazım deniliyor. Yani polemik her geçen gün artıyor. Bu kadar ufak bir açıklamaya bile polemiğe
çevirme amacında siyasiler biz buradan her gün hani daha çok itidalli davranılması konusunda halk da bu konuda mutabakat oluşturmuşken ama siyasilerden bakıyoruz. Hani bize yelek değil içindeki lazım. Tamam da yani buna da mı cevap vermek zorundaydın? Adam çıktı açıklamasını yaptı. İki gün sonra içindekini de açıklayacak. Ama işte hep böyle bir kargaşa, bir kaos ortamı yapmak zorundalar ya. Böyle bir açıklamaya bile bize yelek değil içindeki lazım. Tamam buna da cevap verme, bekle. Hilal'in içindeki zaten patladı garda. Yani, evet. Maalesef. Yani trajik komik haberler öyle de, öyle de bakmamak lazım. Çünkü 1 Kasım'a gidiyoruz Burak Hoca. 1 Kasım'a giderken bugün CHP çok değişik bir tutum içinde. Yani her olaydan sağduyuyla biraz yani, takip ediyorsunuz her gün manşetlerdesiniz. Siz de gördüğünüz kadarıyla sağduyuyla olaya hareket etmeye çalışıyor. Mesela hükümet çağırdı. Ben dedi varım dedi. Gitti. Ondan sonra da olayın olduğu gün ne açıklaması yapılması gerekiyorsa, ne çalışması yapılması gerekiyorsa biz oradayız dedi. Ondan sonra bu iş işinleri bütün mücadelemizi verelim. Şimdi orada mesela diyor ki biri yelek biri çanta, o diyor ki bize yeleğin içindeki lazım. Yani ben bu işin üzerindeyim. Halka bunu açıklamak istiyorum. Çalışması, mücadelesi var. Dediğim gibi 1 Kasım'a gidiyoruz. Bu açıklamalar kendileri için oldukça elzem, ihtiyaç duydukları açıklamalar. O yüzden yani sen buna cevap verme diyemeyiz. Adam zaten öyle bir açıklamayı bekliyor ki bir iki hareket yapabilsin. Olumlu bir çalışma sunabilsin, gösterebilsin. Evet, yine ikinci bir konu, yerli otoda İsveç ruhu denilmiş. Yine yerli otor üzerinden, hani biz yerli oto değil bu İsveç otosu denilmek istenmiş. Yine Hürriyet gazetesine baktığım zaman manşetlerine taşımış bu olayı. Tabii ki hayırlı olsun, mübarek olsun değil. Devşirme milli oto demiş. Evet. Sözde %100 Türk malı otomobil üretiminde ilginç gelişme. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın dün prototipi diyerek kamuflajla görüntüleri paylaştığı yerli otomobil devşirme çıktı demek. Hani Cadillac olarak nitelendirmişler. Ondan esinlenerek yapıldığını söylemiş yine Hürriyet gazetesi. Evet. Yine biz devam edelim hocam. Star gazetesiyle devam edelim. Şimdi Burak Hoca otomobil deyip geçmemek lazım. Bundan önce otomobil biliyorsun birisi çıkmıştı, ben otomobil yapacağım demişti. Evet. Adamın hale getirdiler. Türkiye'den sildiler adamı resmen. Ondan sonra tekrar yerli otoyla alakalı bir hareket yapıldı. Ondan sonra geçtiğimiz dönem ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani öyle bir ortamdayız ki Burak Hocam. Niye hükümet şu iki gün sonra, bu gar saldırısından iki gün sonra şu açıklamayı yaptı? Çünkü bu açıklama acil bir açıklama değildi. Bu otomobil meselesi şu anda hiç gündeme gelmeyecek bir meseleydi normalde. Neden böyle bir açıklama yaptılar? Bunu bile öyle bir hale geldi ki bunu bile sorgular durumdayız. Acaba bunu şu açıklamalar geciksin, bahseden önü açılmasın diye yapılan tehditler, saldırılar neticesinde mi bunlar oluyor? Yani öyle bir, şimdi tabii komplo teorisi üretmenin de bir anlamı yok ama her an her şeyi düşünebilecek bir ortamdayız. Çünkü Türkiye'nin bugün otomobil yapması demek gerçekten senelerdir mücadelesi verilen bir olayın artık devrini kapatmak anlamına geliyor. Otomobil meselesi belli başına büyük mesele, büyük pasta var bu işin içinde. Büyük ülke arası ekonomi meselesi var. Milyon, milyar dolarlar ya birkaç sene sonra bu işin üzerinde, dünya üzerinde yürüyecek, dönecek. O yüzden ileri yönelik çok geniş planlar var. Her türlüsü bu işin ne yapılabilir? Düşünülebilir. Her şeye rağmen hükümet çıkıp üzerinin üstüne bu açıklamayı da yapmış olabilir ama tekrar arabanın kendisiyle alakalı bakarsak hayırlı olsun. Türkiye'ye yakışır mı? Türkiye'ye yakışır. Hatta geç bile kalınmış bir mesele. Evet. Allah tamamı neredesin diyelim yani. Evet. Ya bir de bu olayın benzetilmesi biliyorsunuz. Prototiplerde asıl
şey tanıtılmaz. Hani bir gizli saklanması gerektiği için bu farlar olsun, ondan sonra üstündeki kamuflaj olsun. Ben zaten normalde tabii, kamuflaj olsun, kendisi... onu duymuş olalım. Hani bu şekilde, otomobil bu şekilde değil zaten. Bu zaten adı üstünde kamuflajlı görüntüsü. Prototip olduğu için bu şekilde yani yayınlamak zorundalarmış. Bu şekilde göreceğe çıkması gerekiyormuş. Bakalım ileriki günlerde. Bu da bir ayrı bir konu. Bunun böyle olduğunu siz biliyorsanız... O insanlar zaten biliyor bunu, herkes biliyor. Evet. Bunun kamuflajlı olmasına dahil tahammül edemeden onu manşetine, hele böyle bir gündemde bunu bu şekilde manşete taşıyacak kadar neden rahatsız oldular? İşte biraz önce anlatmaya çalıştık, evet. Bir ufak. Baktığımız zaman yine terör karşısında destek dik duramayan medya kuruluşları diyebiliriz. Her olaydan dediğiniz gibi kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, algı yapmaya çalışıyorlar. İşte Türk otomobili demiş yine Star gazetesi sürmanşetinde. Yine Türkiye'nin 1-0'lık galibiyetine destan yazdık demiş. Fransa yolcusuyuz demiş. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara garındaki patlamayı provokasyona dönüştürme çabalarına sert tepki gösterdi. Bu süreçte en iyi sınavı milletimiz verdi dedi. Evet, tarih kimin ne yaptığını kaydediyor manşeti altında. Örgüt ayrımı yapılmamalı. Bu saldırının hedefi Türkiye'dir. Milletimizin tamamıdır. PKK, DHKPC ve DAEŞ karşımızdaki en kanlı örgütler. Biz bu örgütleri isimlerine göre ayırt etmiyoruz. Terör örgütlerine karşı çifte standart uygulayan herkes teröre destek vermiştir. Terör örgütleri bizim nezdimizde aynı derecede cani, aynı derecede kötüdür. Ankara garındaki terör de bizim için sınavdır. Bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum demiş. Evet, hepsini birlikte izledik demiş. Patlama ile ilgili DDK'ya araştırma talimatı verdim. DAEŞ, PKK ve onun türevleri dahil tüm ihtimaller araştırılmalı. Onları yönlendiren güçler de ortaya çıkarılmalı. Tarih herkesi bu dönemde yaptığıyla, söylediğiyle kaydediyor. Milli ve yerli duruş gösterenlere, başka güçlerin dümen suyuna girenlerin ayırt edildiği günlerden geçiyoruz. Ortada delil yokken devleti suçlu ilan edip o isteyenleri ibretle izledik denilmiş. Evet, yaralılar ölsün istediler denilmiş. Buyurun hocam. Zaten Cumhurbaşkanı olarak net bir açıklama yapmış kendi şeyinde. Ben başlığa takıldım. Yani tarih kimin ne yaptığını kaydediyor açıklaması, evet. O dikkatimi çekti. Bugün ülkenin kaosa düşmesi için tarih her yapılanı kaydettiği gibi, bütün örgütleri ve buna destek verenleri kaydettiği gibi, bunlar yarın çarşaf şarşaf bizim önümüze çıkacağı gibi, tarih yapılması gerekip de yapılmayan şeyleri de aynı şekilde kaydetmeye devam ediyor. Ben orası benim dikkatimi çekti. İnşallah kendisi de bu konuda aynı başlığa muhatap olmaz diyelim yani. Burak hocam. İnşallah hocam. Evet, Diyarbakırlı analar polisleri kucakladı denilmiş. Yine yaralılar ölsün istediler. Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Salı sayı yalanına pardon dedi denilmiş. Yine o detaya da yer verilmiş. Diyarbakır'ın, Allah sizden razı olsun haberini tekrar duyurmak ister gerekirse, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşlar PKK'lı teröristlerin açtığı hendekleri kapatıp bombalı tuzakları imha eden polislere teşekkür etti. Mahallelilerin teröristlerden temizlenmesiyle günler sonra sokağa çıkabilen kadınlar polislerin yanına gidip Allah sizden razı olsun, Allah yardımcınız olsun diye dua etti denilmiş. Yine yan tarafta resimde görüyoruz. TSK birlikleri namaz kılıyor. Özel harekatçılar teröristlerden temizledikleri camide aylar sonra ilk kez ezan okuyup namaz kıldı denilmiş. Evet, bu da aslında çok önemli bir konu. Mahallelere tuzak kurdular geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. Mahallede oynayan çocuklar o bombalı tuzaklar mayınlar neticesiyle hayatını kaybetti. Evlerin damlarına mühimmat yerleştirdiler. El bombaları koydular. Yine ufak bir yavrumuz 4-5 yaşında evin damına çıktığında o poşetlerle oynayınca yine maalesef bombaların patlamasıyla infilak etmesiyle o da hayatını kaybetti. Yani buradaki açık olayı yine tekrar gözler önüne sermiş oldu. Halkın kimin yanında olduğu biliyorsunuz. Oradaki yine bunun PKK'nın siyasi kolları diyoruz onlara. Hani halk devleti orada istemiyor.
orada özellik ilan ediyor gibi açıklamaları vardı. Hatta bir takım Cizre'ye girmeye çalıştılar. Hani halkı oraya kurtarmaya gidiyoruz amacıyla girmeye çalıştılar. Ama olay neticesinde görüldüğü gibi. Evet, o silahlar bize dönerse vururuz başlığını görüyoruz. Başbakan Davutoğlu, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah vermesine tepki gösterdi. Başbakan, PYD-PKK ayrımının artık anlamı kalmadı. PYD'ye verilen silahların PKK'ya gitmeyeceğini kimse garanti edemez. Bu silahlar bize dönerse, Türkiye'ye yönelik bir eyleme kalkarlarsa DAEŞ'e yaptığımızı yapar, imha ederiz dedi denilmiş. Evet. O silahlar bize vururuz, o silahlar bize dönerse vururuz ifadesi kime muhatap oluyor Burak Hocam? PYD'ye. PYD'ye. PYD'yi muhatap oluyor. Yani bu demek oluyor ki aynı senaryonun, aynı filmi tekrar baştan izleme devam ederiz demektir yani. Şimdi biraz önce konuşmuştuk ki hocam, PYD, PKK meselesini konuştuk. Evet. Fıkra gibi misali vermiştik yani. Şimdi Amerika müttefiki kimiz diyorsun. Bak ne diyor? Amerika'nın diyor PYD'ye şu an silah veriyor. PYD kim? PKK. Yani terim bu tarafında. Ben diyor senin dostunum, PKK'yla savaşıyorum diyor sana. Arkasına geçiyor. Aynı PKK'ya silah veriyor. Buradan buraya saldırttırıyor. Sana saldırırken bir dakika beraberiz falan. Yani bu kadar aşikar bir olay karşısında biz tutup da Amerika'ya yine bir ifade kullanma şansımız yine yok. Kimse garanti veremez diyor şimdi başbakan. Evet. Buna emin ol, kamuoyuna karşı bu ifadeyi kullandığı için böyle söylüyor. Yoksa kendisi çok iyi biliyor ki bu silahlar PYD'ye çatır çatır PYD'ye gidiyor. Bunu biliyor ama o silahlar bize dönerse vururuz. Kimi vuracaksın? Yine PYD'yi vuracaksın. Ama Amerika'ya bir ifade var mı? Yok. Neden sorabiliyor musun? Yok. Niçin diyebiliyor musun? Yok. Müttefikimiz dediği zaman yine kapılar sonuna kadar açık. Ne derse eyvallah. Yani bize resmen çocuk gibi kandırdılar. Bunlar yani insanın içini acıtan şeyler. Bu İncil'lik meselesinde ne dediler? Eğer İncil'i bizi aşmazsanız DAEŞ'le beraber çıkacaksınız dedi sahaya. Savaşacaksınız. DAEŞ'le beraber sahaya inmiyorsanız, bizimle beraber DAEŞ'e karşı savaşmak için sahaya inmiyorsanız o zaman dedi bize İncil'i açın. Sizin sahaya inmemeniz karşılığında, Suriye'ye girmemeniz karşılığında biz dedi ne yapalım? İncil'likten DAEŞ'i vuralım. Yoksa dedi ben PYD ile yürüyeceğim. Türkiye'ye dedi tam PYD'ye yürürsen PYD resmiyet kazanır, sen PYD ile yürüme. Tamam dedi, gel sen İncil'i açıyorum. Açtı. Biz buradan bağırdık. Günlerce bağırdık buradan. Ya dedik bak bunlar hain, bunlar yarın yine PYD'ye yürü. Al bugün başbakan birinci ağızdan kendisi diyor ki silahlar nereye gidiyor? PYD'ye gidiyor. Şu an Amerika PYD ile beraber zaten DAEŞ'ten beraber ortak çalışmaları var. Yani çok mu özür diliyorum amiyane tabirle söyleyeceğim yani. Çok mu aptal gözüküyoruz veyahut da çok mu o kadar mı belden bağlıyız? Kıpırdayacak yerimiz yok, hareket edemiyoruz, ne bir ifade kullanabiliyoruz, ne bunu halka açıklayabiliyoruz. İşin garip tarafı bak ne diyoruz, o silahlar bize dönerse vururuz. Kimi? PYD'yi. Yine Amerika'ya bir şey yok. Olayın bu kadar aşikar olmasına rağmen veyahut da hangi açıklamalar veya hangi hareketler İstanbul'a girmesi mi bekleniyor bu Amerika'nın aşikar bir şekilde bayrakları asmış bir şekilde Rusya'ya beraber İstanbul'a girmesi mi bekleniyor bu işler için? Tabi bu savaş yapılsın manasını söylemiyorum yani. Savaşı evet. Çıkalım manasına değil. Ama bu işlerin aşikar bir şekilde gerek halka, gerek millete, gerek de devlet olarak bir dakika niye diyemiyoruz? İnşallah bunların da cevaplarını kısa zamanda öğreniriz diyelim Burak Hocam. İnşallah. Evet, yine devam edelim. Vahdet gazetesiyle HDP toplantılarına dikkat demiş. Yine provokasyon amaçlı olaylar çıkabilir demiş Vahdet gazetesi. Öğretmenlerlik gönül işi denilmiş. Yeni hedef üniversitelerde hani katliam varsa, ondan sonra terör varsa ders yok. Katliam varsa ders yok denilerek sınıflar zorla boşaltılıyor denilmiş. Bu gergin ortamda provoke edilecek ilk alanlar üniversiteler ve gençlerimiz çok dikkatli olmalıdır uyarılarında bulunmuşlar. Yine
Başbakan Cumhurbaşkanı açıklamalarına yer verilmiş, Başbakanın ziyaretine yer verilmiş Fatih Gazetesi'nde. Evet, Yeni Şafak gazetesine baktığımız zaman Devlet Denetleme Kurulu görevde denilmiş tüm maçında. Hemen sağ tarafında PYD savaş suçu işliyor denilmiş. Türkiye dostumuz ve ortağımız Putin günah çıkardı denilmiş. Putin açıklamalarına Putin günah çıkardı diye yorumlamış Yeni Şafak gazetesi. Yine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Yerli oto denilmiş. Yine Sur ilçesinde yaşanan polisin, halkın polisi Allah yardımcınız olsun diye halk polise böyle moral verdi denilmiş. Evet, sokakta infaz. Doğu Kudüs'te iki Yahudi yerleşimciyi bıçakladığı iddiasıyla iki Filistinli genç İsrail polisi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Gençlerden birinin cansız bedeni uzun süre asfaltta kaldı. Kudüs'te bir otobüste meydana gelen silahlı saldırıda ise iki İsrailli öldürüldü denilmiş. Evet, Twitter gizli ABD verdi. Ankara'daki saldırıdan önce bombalı eylem olabileceğini yazan Twitter hesaplarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD bir ilke imza atarak Twitter'ın vermediği bilgileri doğrudan savcılığa ulaştırdı denilmiş. Evet hocam, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Sizin de son sözlerinizi alalım. Özellikle hani halkımızın daha dikkatli olmaları konusunda, çünkü bugün dedik ya en başında, her yerde, çıktığımız sokakta, mahallemizde, komşumuzda, girdiğimiz markette, bindiğimiz otobüste bu gibi provokatör olaylarla karşılaşabiliriz. Çünkü önümüzde 1 Kasım seçimleri var. Yani normal bir seçim değil, 7 Haziran seçimlerinden çıkıp yaklaşık yani 2-3 ay sonra bir daha bir seçime giriyoruz yani. Böyle bir kritik ortam var. Yine Orta Doğu biliyorsunuz, sıcak gelişmeler kan gövdeyi götürüyor maalesef. Tabii yine olan her zaman olduğu gibi Müslümanlara oluyor, İslam alemine oluyor. Bu konuda da sizin son yorumlarınızı alalım. Şimdi son yorumlarımız derken, şimdi dediğiniz gibi 1 Kasım seçimleri dünya üzerindeki gerek Orta Doğu'nun devamını etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Türkiye'nin ayakta kalmasının, güçlü yapılanmasını istemeyen büyük bir güruhu var, büyük bir kitle var. Bununla alakalı her türlü provokatif eylemi, saldırıyı, ki en son saldırıdan da gördüğümüz kadarıyla, gördüğümüz gibi bu adamların yani çoluk, çocuk, yaşlı, genç, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi, böyle bir ayrımı, kavramı yok. Böyle bir beklentileri de yok. Burada birkaç noktaya birden dikkat etmek lazım. Birincisi, gerçekten ülke bazında düşüncelerimizi, adımlarımızı, seçimle alakalı söylüyorum, ona göre atmak lazım. İkincisi de bu yaşamış olduğumuz ortamda gerçekten kendimizi şimdi halka tutup da aman metrobüse bitmeyin, binmeyin, ortama gitmeyin, kalabalığa gitmeyin şeklinde açıklamalar yapmak zaten şu anda manşetlerin, İnsanların istediği açıklamalar, evet. Bu işin düşmanı istediği açıklamalar. Bizim kimseden öyle bir çekingemiz veyahut da aman şöyle olur tedirginliğimiz olmamalı. Biz yapmış olduğumuz işte sağlam bir şekilde kendimize emin olduktan sonra, Allah'la aramız iyi olduktan sonra en netice bizim için her an takdirat nedir? Müslüman her an her şeye hazırdır ama bizim için burada önemli olan, dedik ya konunun başında, yeni bir döneme giriyoruz, yeni bir yıla giriyoruz. Evlatlarımızı, gençliğimizi, ailemizi, yakınlarımızı Allah ve Resulü ışığında bu işin iman ve küfür mücadelesi olduğunu ne yapmak? Belirterek en büyük önlem bu olur bizim için. Burak Hocam, tekrar hayırlı, mutlu, huzurlu, muvaffakiyet dolu bir sene diliyorum bütün izleyenlerimize. Allah hepsine razı olsun. Mevlam vatanımızı, milletimize zeval vermesin inşallah. İnşallah. Yani gerçekten halkımız olarak, Türk halkı olarak, Müslüman halk olarak bu hassasiyetimizi gösteriyoruz. Aslında bakıldığı zaman gezi olaylarına bir ufak değineceğim hocam. Hani gezi olaylarında bu kargaşanın en çok yaşandığı zamandı. Ama halkımız itidalli davranarak bu oyunlara gelmedi. İnşallah yine bu dönemde de aynı şekilde halkımızın
bu şey iddialı davranacağına inanıyoruz. Rabbim inşallah cümlemizin yardımcı olsun. Tüm İslam aleminin yardımcı olsun bu hicri yılımızda inşallah. Hani dediğiniz ya dışa bağımlılığımızdan hicret ederek inşallah İslam birliği çerçevesinde birleşmeyi bizlere nasip etsin. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz, değerli yorumlarınızda bize eşlik ettiniz. Halkımızı da inşallah bu konuşmalarımızdan hani bir nebze olsun ders çıkarmışlardır. Çünkü çok önemli konulardı. İslami çerçevede bugün baktığımız zaman çok kişi göremiyoruz bu konularda. Bugün kaç tane gazete okuduk, kaç tane medya kuruluşuna değindik. Baktığımız zaman hepsi gayri İslami açıklamalar yapan gruplar. Evet, kıymetli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.